Videomuzun ikinci kısmına hoş geldiniz. Dikdörtgen tabanımızı yapmıştık. Hemen bıraktığım yerden devam ediyorum. Bakın en son almıştık son ilmeğimizi de. Şimdi burada ipimi bakın şuradan tığımı çıkartacağım. Şu şekilde bırakmıştık hatırlayın. Son ilmeğimize batmıştık. Tığımı çıkartacağım. Şu şekilde ipimi bakın şöyle arkaya alacağım. Ve tığıma şu arkaya aldım. Şöyle net göstereyim. Evet, aldım. Tığıma burada boşluğuma ilmeğime batıyorum. Hiçbir şekilde zincir falan çekmeyeceğim. Direkt şuradaki bakın şu alt kısma değil şu boşluğu görüyorsunuz. Yani şurada başak başak olan yani VV olan kısımların alt kısmına batıyorum. Ve normal sık iğne yapıyorum. Bu şekilde köşemi oluşturuyorum. Yani gizleme nokta filan şurada olacak artık. Bu şekilde yukarı çıktım. Şimdi normal yuvarlak tabanlarda yaptığımız gibi bu şekilde iz sürdüğümüz noktaların arasından batıp bu şekilde öreceğiz. Batalım. Yalnız batarken şurada bir püf nokta var. Şimdi üçlü noktamız vardı. Bakın birincisine battım. İkincisine geldiğim zaman iki tane batacağım. Üçlü noktamızın ikinci battığımız iz sürme noktasına ikişer tane batacağım. Köşeleri iki tane batmayı unutursanız eğer duvarınız marullanacaktır. Bakın iki tane batıyorum. Bakın şu ikinci kısmım benim. İkinci kısmımın üstünde kalan ilmeğe iki tane sık iğne yaptım. Sonra devam ediyorum sık iğnelerimi yapmaya. Bu şekilde. Artık başak şeklini vereceğim. Bir sıra başak ördükten sonra, pardon, bir sıra sık iğne yaptıktan sonra bu şekilde istediğiniz modeli siz sepetinize uygulayabilirsiniz aslında. Ben bu videomda başak şeklini uygulayacağım. Bakın bu şekilde batıyoruz. Ta ki üçlü battığımız noktada ikinci kısma üstüne iki tane batacağız. Bakın ilkine battım, ikinci kısmına geldim. Zaten çok belli oluyor. Burada iki tane aynı noktaya iki tane batacağım. Köşelerde hep aynı şeyi uygulayacağım. Köşelerde hep iki tane batacağım. Ve bitiş sırama geleceğim. Evet, bütün iz sürdüğüm tabanlara battım. Şimdi son noktama geldim. Bu arada çift battığımız noktalar bakın şurada. Çift battığımız yerler belli. Ben şurada saydım. Çift battığım noktadan sonra bakın şurada çift battığım yer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tekim var çiftler arasında. Eşit olması için yani sayılarım eşit mi diye anlamak için bunu kontrol edebilirsiniz. Bakın çift battığım nokta. 1, 2, 3, 4 ikisine de batacağım. 5, 6, 7. Evet karşıda da burada da 7 tane sık iğnem var. Çiftlerin aralarında. Bunu ilk sırada sayabilirsiniz. Sonra zaten düz şekilde ilerleyeceğiz. Son noktalarıma da bakın batıyorum sık iğnemi. Ve şu son noktaya geldiğimde en son noktaya geldiğimde sık iğnemi batıyorum. Şurada arka bakın hepsini almayacağım. İlk başladığım sık iğne vardı ya bunun şu arka kısmına batacağım. Aynı gizleme tekniğimiz gibi batıp burada artık zincir falan çekmeyeceğim. Çünkü düzgün olmasını istiyorum. Burada ipimi hafif esneteceğim. Ve başladığım ilk başta başladığım noktanın başak şeklini vereceğim. Tam ortasına batacağım bakın. Tam ortasına battım. Zaten birleştirme noktamda şöyle hafif bir görüyorsunuz. Şurası kapatma ve birleştirme noktam oldu. Hafif bakın sündürerek başladığım noktanın tam orta kısmına battım. Şimdi yine başak modeli vereceğim için sık iğnelerimin tam orta kısmına batıyorum. Bakın tam orta kısmına batıyorum ve çekiyorum. Şimdi çift battığımız noktalara geldik. Burada artık hiçbir şey yapmayacağız bu sıradan sonra. Normal sık iğnelerimizin ortalarına batacağız. Ve başak şeklini vererek ilerleyeceğiz. Bakın çift battım, noktaya da battım. Ve bu şekilde
ta ki bitiş kısmına kadar öreceğim. Evet, şimdi ikinci sıramı da ördüm. Son kısmıma geldim. Şimdi başak şeklinde yine batmaya devam ediyorum. Gizleme noktamı göstereceğim burada. Bakın örüyorum bu şekilde. Son noktama da battım. Ve gizleme ve birleştirme noktama geldim. Hafif şöyle uzun olan, bakın uzun durdu zaten. Şurada tam ortasına batıyorum. Ortasına batıyorum. Ve arkadan ilmek alıp gizliyorum. Bu şekilde gizleme noktamı, birleştirme noktamı oluşturuyorum. Şimdi burada zincir falan çekmeyeceğim. Hafif ipimi esnetip yine ikinci sıramın tam ilk başta başladığım sık iğnenin tam orta noktasına batacağım. Üçüncü sıraya geçmiş olacağım. 1, 2, 3. 1, 2 zaten anlaşılıyor. Şöyle baktığınız zaman. Şimdi yine aynı teknik. Bu şekilde birleştirmeyi de bu şekilde yaparak istediğiniz kadar kat çıkabilirsiniz. Ben birkaç sıra daha öreceğim ve son birleştirme sırasını, daha doğrusu son bitiş sırasını göstereceğim. Şu şekilde göstereyim. Diğer sepetimizde bu tekniği göstereceğim. Ben örmeye devam ediyorum şimdi. Ortalarına batarak başak şeklini vermeye devam ediyorum. Dörtgen sepetimin duvar kısımlarını bitirdim. Son noktalarıma geldim. Bakın son noktaları da birlikte batalım. Başak şeklini vermek için tam ortasına batacağız. Şu şekilde arkadan çıkması lazım. Buna dikkat edelim. Tam ortalarına batmazsanız eğer muntazam olmayacaktır. Yamulmalar olacaktır. Bu şekilde düzgün olabilmesi için tam orta kısımlarına batmamız gerekiyor. Şimdi ben son kısımlarıma batıyorum ve gizleme noktama geldim. Bakın son kısmıma da battım. Şimdi şurası, bakın gizleme nokta ve hiç belli değil. Sadece şurada, şunun da olmasını istemezseniz eğer, burada ipinizi keserek tabanı bitirip yukarıdan da tekrar yeni bir iple başlayabilirsiniz. Ama bu benim gözüme çok da batmıyor. Şimdi burada birleştirme noktama batıyorum, tam orta kısmına ilmeğimi çıkartıyorum. Arkadan bir tane ilmek alıp kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Ve bu sıram benim için yeterli. Bitirdim. Şimdi ilk battığım, bakın arkaya batmıştım. Şimdi yine aynı noktaya batacağım. İlmeğimi çıkartacağım. Kaydırma tekniğiyle şu şekilde aynı tabanda yaptığımız gibi, bakın boşluklara batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Diğer ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde iz süreceğiz yine. Batalım boşluklara. Bu şekilde çıkaracağız. Tabanda uyguladığımız tekniğin aynısı. Farklı bir şey yok. Boşluğa batıyoruz, ilmeğimizi çıkartıyoruz. Diğer ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz. Batıyoruz boşluğumuza, çıkartıp diğer boşluğumuzun içerisinden geçiriyoruz. Batıyoruz, ilmeği çıkarttık. Diğer ilmeğimizin içerisinden bu şekilde iz sürerek sepetimizin bitiş kısmını tamamlayacağız. Ağız kısmı. Dilerseniz farklı bir süsleme de yapabilirsiniz ama ben bu tekniği göstermek istedim. Farklı bir artırma yok. Kare sepette iki defa batmıştık. Onunla karışmasın. Bu şekilde sadece boşluklarımıza batarak bu şekilde iz sürüyoruz. Şöyle ovalleşebilir ağzı. Korkmayın, şimdi ördükten sonra elimizde düzleyeceğiz. Zaten sert bir sepet. Elimizde düzledikten sonra yerine oturacaktır her şey. Ama marullanıyor. Düzgün durmadığı gibi şikayetleriniz varsa sayılarınıza dikkat edin. İpinizde kalınlaşma, incelme olabilir. Buna dikkat edin. Aşırı sıkı yahut gevşek örmüş olabilirsiniz. Bundan kaynaklı olabilir. Ben şimdi iz sürüp son köşeme kadar geleceğim. Evet, şimdi iz sürüyordum. Son noktama geldim. Bakın boşluklarıma batıyorum. İlmeğimi içerisinden geçirip çıkarıyorum. Kaydırarak gizlememi yapıyorum. Şimdi son noktama geldim. Bakın şu gizlediğim noktanın hemen sağında kalan boşluğa da batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Ve ben ipimi zaten kesmiştim. Buradan ilmeğimi çekip çıkarıyorum. Çekip çıkardıktan sonra daha bir küçük tığ yardımıyla, bakın şuradan birinciden değil ikinci boşluktan ipimi geçiriyorum çıkardığım ilmeği. Şimdi şurada şöyle hafif bir boşluk kaldı gibi. Bakın şurada hafif şöyle bir boşluk kaldı gibi. Buradan da şu kısımdan batıyorum. Alttan şuradan ipimi geçiriyorum.
şuradan geçirsem. Evet, ipimi geçirdikten sonra şimdi şuradan çıktı ipimiz, görüyorsunuz. Birleştirmemi yaptım. Şimdi burada ipimi yedireceğim sık olması için. Bu ürünleri pen ipten yaptığınız sepetleri makinede de yıkayabilirsiniz. Düşük ısıda. Makinede illaki yorulacağı için ilmekleri biraz uzun bırakıp bu şekilde içe doğru yedirirseniz daha sağlam olacaktır. İyice gizleyelim. Evet, burada çirkin göründü. Bir aşağı kısma batalım. Bu şekilde içeri doğru gizleyeceğim. Ve şu son noktamdan da geçirip şuradan içeri bitene kadar ipinizi, yok yeterli dediyseniz eğer fazla da kesmiş olabilirsiniz ipinizi. Buradan sonra da kesebilirsiniz ama ben yedirmeyi tercih edeceğim şimdi. Evet, ipimin hepsini yedirdim. Şimdi sepetim bitti. Elimle ister istemez şekil vermeye çalıştığım için yani örerken bozulmalar oldu. Düzleyeceğiz. Zaten sert formlu bir sepet. İpimiz kalındı. Bakın şimdi elimle bu şekilde el ütüsü yapacağım. El ütüsü gerçekten çok önemli. Bazen örüyorlar, bırakıyorlar. Ya çok bozuk oldu, nasıl yapacağız gibi mesajlar da alıyorum. El ütüsü yaptığınızda inanın düzeliyor ve bu şekilde birazcık kaldıktan sonra da zaten sepet oturuyor. El örgüsü olduğu için illaki ilk baş, yani ördüğümüz esnada bozulması çok gayet normal. Ama el ütüsü yaptıktan sonra son rötuşta da muntazamlığını sağlayabiliriz. Evet, dikdörtgen sepetim bitti. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Fakat ilk ördüğüm haki işiyle ördüğüm sepeti ölçmek istiyorum size. Bakın şu şekilde. Kaç zincir çekmiştim? 15 tane zincir çekmiştim bu haki sepetim için. Şöyle tutuyorum sepeti üstten. Yaklaşık bakın 30. Sığdırmaya çalışıyorum ama ekrana sığmayacak. 31 santim falan geldi ama bunu 30'a kaç diyelim? Şu enini de ölçelim. 30'a 15. 30'a 15 santim. 15 zincirle 30'a 15 santim geldi. 10 zincirle de bakalım. Yine 13 santim. 13 santim. Ve 23 santimi gösteriyor. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, 23 santim. 13'e 23. Yani 10'a 20 de denebilir. 15 zincirle 10'a 20. 10 zincirle 10'a 20. 15 zincirle de 15'e 30 şeklinde ölçülerimiz geldi. Videomuzu beğendiyseniz, eğer beğen tuşuna basarsanız memnun olurum. Video hakkında sorularınız olursa yorum kısmına eklemeyi unutmayın. Oradan yanıtlamaya çalışacağım inşallah. Biz kanalımıza bir daha çok video gelmesi için de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.